Biz bugün ikinci günde de Azerbaycan'dayız. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Konferansı'nı takip etmeye devam ediyoruz efendim. Yanımızda çok kıymetli bir konuğumuz var. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal bizimle. Ahmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederim. Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz efendim. İlk olarak isterseniz herkesin konuştuğu, Bakan Bey'e de sorduğumuz ilk klasik buğday ithalat sorusunu soralım efendim size. 15 Ekim'de son bulacak. Birçok sanayici bunun geri çekilmesini istedi. Hatta 15 Eylül'ü söylediler ama artık 15 Eylül geçti. Devam etme gibi bir durumu var mı? Veya biraz da olsa daha da erkene çekilme, 15 Ekim'den önceye çekilme gibi bir durum var mı? Tabii burada dün değerlendirmelerimizi konferans sırasında kapsamlı olarak ya da çerçevesiyle yapmıştık. Dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Burada öncelikle yurt içindeki arz güvenliğimizin sağlanması, iki, ihracatımızın aksaması, üç, fiyatların dalgalanmaması, istikrarla dengeli bir şekilde gitmesi. Bunlar hep birlikte değerlendirildi. Sayın Bakanımıza da sunduk. Bu noktada son değerlendirmeler de 15 Ekim'e kadar yapılmış olacak. Tabii burada karar verici olan bir ekonomi yönetimi de olacak. Yani mutlaka onların da bilgisi olacak. Çünkü bir büyük bir operasyon, büyük bir, önemli bir çalışma. Biz burada herhangi bir katı, bir kural, bir tedbir düşünmüyoruz. Ama önceliğimiz elbette ki üretici ve tüketici arasındaki sürecin istikrarlı, dengeli bir şekilde yürümesi, devam etmesi. Bu da yeni hasat dönemine kadar devam etmesi. Ama bu arada sanayicilerimizin dünyada lider olduğu un, dünyada ikinci olduğumuz makarna sektöründeki ihracatlarımızın da elbette sekteye uğramasını hiç istemiyoruz, değerlendirmiyoruz. Bu noktada da onları kolaylaştıracak, onların da işine yarayacak bir takım çalışmalarımızı hazırladık. Bu 15 Ekim tarihi zaten hep baştan beri söylüyoruz. O tarihte belli olacak ve o tarihe çok yakın günlerde belli olacaktır. Şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi olarak sektörün ihtiyacı olan hububatı, ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa gibi ürünleri zaten iç piyasada satıyoruz. Evet. İhracatı da serbest. Bu noktada Türkiye'nin eli güçlü. Bunu bir şekilde değerlendireceğiz yeni hasat dönemine kadar. Şimdi çeltik fiyatlarını açıkladınız ama diğer taraftan birçok kişinin Mısır beklentisi de var ama kimisi de diyor ki ya açıklamasın TMO. Aslında piyasa biraz fiyat kendi fiyatını da buldu. Bununla alakalı ne diyorsunuz efendim? Tabii biz üretici lehine fiyatlar seyrettiği sürece çok fiyat açıklama, acele fiyat açıklama temayülümüz olmaz. Mısır fiyatları da bu sene başlangıcından itibaren üretici lehine devam etti ve halen de öyle devam ediyor. Ama burada bir başka bir faktör daha devreye giriyor. Üretilen mısırın satışa konu edilmemesi, bekletilmesi, fiyatlar yükseldi, yükselecek, yükseliyor diye bu kabul edilemez. Yani elbette bazı bölgelerimizde hasat yeni başladı. Onları saygıyla karşılıyoruz. Ama satmama eğiliminin içerideki ticari veya sanayi yem gibi bir ham madde, yemin ana ham maddesi mısır. Yani burada bunu dikkate almak lazım. Biz bu süreçleri yakından takip ediyoruz. Ve 2024 yılı hasat dönemi içerisinde veya devamında mutlaka bir tedbir alınacaktır. Bununla ilgili de hazırlıklar var zaten. Buradan da ben üreticilerimiz hem bereket dilerken hem de makul seviyede bir mısır fiyatının oluşumunu hedefliyoruz. Bunu sağlamaya gayret edeceğiz. Ahmet Bey şimdi son zamanlarda zaten Avrupa'da, dünyada gördük bu çiftçi eylemlerini. Biraz sanki böyle Türkiye'ye de yansıdı böyle toprağa tekrar sürme, işte malzemeyi dökme, ürünü dökme gibi yollara şeyler gerçekleşti. Bu gibi olaylar. Siz bunları nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi çiftçinin söylediği biz yeterli bir o parayı alamıyoruz, gerekli parayı. Ama mesela pazarda halk bunun belki 10 katı, 100 katı bir farkla alıyor. Yani bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu aradaki makas aralığı nasıl kapanacak? Buna Bakanlığımız sıklıkla cevap veriyor bu konuya. Elbette Türkiye'de üretim maliyetleri oldukça yüksek. Yani bunu kabul etmek lazım. Üretici bu noktada haklı. Ama geçmişte de böyle dönemler yaşandı zaman zaman. İşin doğrusu son yıllarda özellikle Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım görevi olan ürünlerde biz pozitif çok iyi fiyatlar değerlendirmiştik biliyorsunuz. Referans fiyatların da ötesine çıkarak daha yüksek fiyatlarla değerlendirilmişti. Ama artık bir normalleşme döneminin hem ekonomide hem de yurt içi piyasalarda
bir istikrarın olması lazım. Yani bir tarafta üreticinin ve bir tarafta devletin satıcı ve alıcı olduğu bir süreç sağlıklı değil, devamlı değil, sürekli sürdürülebilir değil. Bu anlamda baktığımızda üreticilerimizin haklı oldukları noktalar olmakla beraber bunun devamlı böyle olacağı anlamına gelmez. İki, burada arazisini sürmemek, terk etmek, protesto etmek, inanın bunların bir kısmı çok ferdi veya küçük böyle birkaç kişilik tedbirler, uygulamalar şeklinde görüyoruz. Üreticimiz ferasetlidir. Üretmeye devam edecektir. Kaldı ki Sayın Bakanımız, Bakanlığımız üretim planlaması ile ilgili, sözleşmeli üretimle ilgili sıklıkla açıklamalar yaptılar. Ve sahada bu tarım teşkilatları vasıtasıyla duyuruluyor. Destekler sadeleştirildi, miktarlar artırıldı. Yani üreticinin derdine deva olacak bir çalışma öteden beri yapılması bekleniyordu. Yapıldı. Şimdi artık uygulama dönemi başladı. 2024 Ekim döneminden itibaren. 2025'te tam olarak desteklerden yararlanacak bu üreticiler. Haliyle devlet boş durmuyor. Bakanlık boş durmuyor. TEMO da bu noktada üzerine düşeni yapıyor. Yani üretici hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacak. Ferdi, ağaç kesme, toprağını işleme falan bunlar, onları değerlendirmek çok doğru olmaz. Dediğiniz gibi şimdi üretim planlaması destekler yapılıyor. Bir de çiftçinin beklediği bir şey var. Tabii bu enflasyonu yaşıyoruz ya, kredilerle alakalı kredilerini ödeyemeyecek durumda olduklarını söylüyorlar bu yıl için. En azından bir yıllık bir erteleme gibi bir şey olabilme ihtimali var mı? Böyle şeyler konuşuluyor mu? Tabii bunları ekonomi yönetiminin değerlendireceğini düşünüyorum. Bu noktada bizim bir değerlendirmemiz söz konusu olmaz. Yani konuşuluyor mu diye sormak istedim. Biliyorum tabii ki efendim size yapılmadığını. Beklentiye sokmamak lazım. O karar merci veya öneren merci biz değiliz orada. Tamamdır. Peki efendim, teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Çok sağ olun. Evet efendim, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal bizimleydi. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar.